Artem sana bana bir soru. Soğuk bakıyor. Artem sana 10 bin lira versem saçını sarıya boyar mısın? 10 bin lira mı? Hocam bak. Sana bir soru sor, cevap ver. Hayır hocam, niye boyuyor? 100 bin lira versem. Hayır, boyamam hocam. 1 milyon lira versem. Hocam kazıtırım, bir de sarıya boyuyor. Bitti işte. Kartın gidin. Hepiniz aynısınız. Hadi bırakın, hepiniz okkabasınız. Değil mi? Haksız mıyım? Abdülkerim hocam bir dinle ya. Saçını kurtulan ayrılmış bir şey yaparmış. Taylan Bey'in selamı var size. Ayıp ya. Taylan Bey kim ya? Taylan Bey otel müdürü. Aa, yavşak Taylan. Ya Rasim. O değil mi? Ya Rasim. O değil mi otel müdürü? Ya tamam. Sinan, 100 bin liraya peruk takar mısın? Takmam hocam. 1 milyon liraya? Takarım. Tamam. İşte hepiniz aynısınız. Ya hocam, 1 milyon hocam, sen bana versen, dinliyoruz. Peruk takmam dersem, yalan, yalancı olur. Doğru söylüyor. Tamam, her şey, bravo, tamam. Şimdi geldi bana şey, ne bilmem ne peruktörü var ya gazetede. Baba dedi, peruk reklamı var, geldi lan bana. Kaç mı? Ver baba, oynarım. Sağlam sapar. Tabii. Demek ki bu kişiye göre değişir. Arkadaş, kişiye göre değişir. Bir dakika dur. Niye? Oynamaz mısın kişiye sen? Kişiye göre değişir. Oynamaz mısın? Ben peruk yaparıya ihtiyacım yok. Bir, ikincisi... Ben sana ihtiyacım yok. Ya sana peruk gelmekte. Şunu söyleyeceğim. Bir dakika Sinancığım. Şunu söyleyeceğim. Yandex'e başladı. Robben Messing'e yakın. İsmail Köybaşı. Atuf Şeyşu. Gibi dünya yıldızları geldi. Bakın Fenerliler. Nasıl kandırıldığınızı ben size belgeseyle hocam, Fener taraftar iyi tıklayamamış ki Robben gelmedi. Ya iyi tıklayamadınız ya, ya da tıklayın diyen kişi... Hocam tık yok mu bunlarda? Ne tıkı ya? Yapma dur Rasim. Hayır bunu çok eleştiren de mi? İyi tıklasalar. Ya iyi tıklayamadınız ama işin gerçeği ne? Bu işler demek ki tıklamakla mıklamak sus be kardeşim. Tıklamakla mıklamakla olmuyor. Hani Robben geliyordu. Hani Messi geliyordu. Tıklayamadılar. Bol bol tıkladılar. Tık tık tık. Ne Messi? Ha öyle dedi de. Tıklayamadılar hocam. Reklamı Fenerbahçe'nin resmi reklam. Tıklayabilirler mi? Reklam hocam, o reklam ya. Fenerbahçe golü buldu. Aa. Fenerbahçe golü buldu 3-3. Aa. Fenerbahçe golü buldu. Alper Potuk 3-3 yaptı. Alper. Nasıl oldu? Dik avukat. Dur Erdem dur. Alkışlıyor Alper'i. Erdem dur. Defansın arkasına atılan top. Kim oldu? Bir dakika, kim çevirdi? Kafayla indirilen top. Bir dakika, benim şeylerim var. Bir dakika hocam. Benim sınırlarım var. Aynı şeyler değil mi? Ben kulağıma küpe takmam. Bana 100 bin lira da versen takmam. Aynı şey değil. 100 milyon euro da versen takmam. Anladın mı hocam? Bir dakika. Benim sınırlarım var. Apo. Sınırlarım var. 100 milyon euroya. Takmam ben sana 100 milyon euro. Yok abi, memleket terk edersin. Yok abi, alakası yok. Takma. Küpeyi ben de takmam. Takarsam kendimi öldürürüm. Bakın. Sen küpe takmaz mısın? İşleri karıştırmayın. 1 milyon euroya küpe takmaz mısın? Ben takmam hocam. Ya Sinan. 1 milyon euroya küpe takmaz mısın? Bir şey anlatıyorum. Bir dakika dur. Bir dakika dur abiciğim. Tamam. Ne oldu bunu yaşın? Allah'ın hıyarı. Hıyarı diyeceğim de hıyarı da hakaret olacak. Ya bir sus. Bak arkadaş. Buraya erken gelmemi istedi. Ben dedim hemen bir Kayseri pastırması bulun. Abdülkerim abime Kayseri pastırmasını ellerimle yedireceğim dedim. Kendim yiyeceğim herhalde. Hokkabaz komik bir hakem. Serkan Çınar mı dinledin? Hokkabaz demeyelim ya. Ben desem şimdi beni geberseydin. Sen deme ne olur. Hokkabaz yaratıcıdır. Komik. Bir dakika. Hokkabaz yaratıcıdır. Evet. Hokkabaz yaratıcı olduğu için demek istiyor. Ya bir dakika. Hokkabaz değil de şaklaba mı demek istiyorsun? Hayır. Arkadaşlar. Her neyse. Boş ver. Ertem neler dönüyor burada? Boş ver. Ozan bir açıklama yapmış Sinan abi. Bana çok ilginç geldi. Ne diyor? Muhakkak sana da ilginç gelecek. Hocamız daha yeni geldi. Daha duran top ortamlarına giremedik. Abi böyle bir şey yok. Duran top ortamına girmezsin. Biraz önce TV'de yaptı açıklama. Ama burada yıllardır savunma oyuncusu bak. Duran top. Bir dakika, ben ilk defa. Hani anemle başlayamadıklar gibi konuşuyorsun ya. Duran top. Sözünüz yarım kalmış. Bir daha söyler misin Raf? Evet. Hocamız daha yeni geldi. Daha duran top ortamlarına giremedik. Ertem grup mu yapıyorlar? Ya Rasim. Ya. Ben şimdi kusura bakmayın. Ya Rasim. Kendine misin? Nasıl konuşuyorsun? Rasim. Kusura bakmayın da. Oğlum sapıklısın sen ya. Neler söylüyorsun ya? Abi çoluk çocuk insanlar, kadınlar, hanımlar. Nasıl kelimeler kullanıyor bu oğlum ya? Kanı seversen ya. Bir dakika. Grup sen yani? Önce Aziz Yıldırım'ın futbolcularına kına. Duran top ortamı ne demek? Sen girdin mi duran top ortamı? Abi senin söylediğin kelime de orada kelime. Bir dakika bak. Aklına yapma grup. Ne demek böyle şeyler yapmayın ya. Duran top grubu. Erdem bir dakika ya. Fesatı gitmeyin. Duran top grubu olamaz mı? Her gün çalışan bir grup olur. Duran top grubu. Ahmet hocam. Hayır. Başka hocam, bir grup. Kusura bakmayın. Biri bana duran top ortamları derse. Şimdi bak. Bunu ben de duran top grupları yapacağım. Ya Ertem. Bak rica ediyorum. Ertem. Lütfen sen İngilizce, İtalyanca, İspanyolcu bir adamsın. Şu an bilmiyorum. İtalyana. Şu an bağlandılar sana. Lina Kerim programı. Duran top ortamını bir çevir bakayım İngilizce.
Duran top ortamı diye bir şey duran var mı? Duran top ortamı, antrenman anlatırsın. Ya bu demek ki bunun antrenmanı yapmadık dersin. Ben bunu tercih ederim. Senin gibi manyakça, sapıkça bir kelime kullanmam. Güzel bakıyorum. Benim yüzümden. Tabii senin yüzünden oluyor. Bunu şöyle anlatayım. Ben bir suçlu oldum şimdi ya. Duran top ortamlarından, duran top ortamlarına giremedikten bu kelimeleri çıkardıysanız... Hocam bir tip adamı. Bir daha bizi... Hocam da baş hocam. Ben pası Rasim'e atmadım. Hocam bir tip adamı. Ben onu attım. Hocam bir tip adamı belki hava kuvvetlerine girip psikiyatri ihtisası yapacaktı. Ya. Orada Sigmund Freud'u okuyacaktı falan. Şimdi hocam şunu şöyle yorumlarsam tıbben yanlış olur mu? Ozan duran top ortamı derken. Duran top antrenmanı diyor. Bu adam zaten sık sık ortamlara giren çıkan bir adam. Lapsus olarak dili de duran top ortamlarına giremedik. Yani alemlere akamadık. İşte... Aynı şey Allah ya. Olur. Allah seni bırak. Artık böyle var ya. Sen de şu adama kilim veriyorsun. Hocam hocam bir dakika. Hocam ben şöyle desem mesela. Ben de sapıklık görmez misin? Abi bu, neler yapıyorsunuz ya? Neler söylüyorsun Rasim ya? Ben gidiyorum ha. Kalkacağım abi. Abi ne böyle ki? Böyle şey. Ya böyle... Ya ayıp abi. Ozan'a kız, Ozan'a. Abi Ozan'a ne kız? Sen böyle Ozan'a kelimeler... Kız. Ha böyle kelimeler ya, kullandın ya, mı? Yapmayın çağrışım abi, yapmayın şey ya. Ya. Çok ayıp ya. Bir dakika ya. Dil biliminde ve tıp biliminde çağrışım ve tasarım diye bir şey vardır. Şimdi bir adam duran top antrenmanları yapmadık der. Duran top çalışmadık der. Duran tamam. Top idmanları yapmadık der. Doğru mu? Tamam o adam da ne duran demiş? Duran top ortamları da giremedik diyen bir adamın adam lapsus olarak sen bu bilinç adamla... altında... Sen, ortamlara evet. Akan o Kerimcan Durmazlarla takılan şimdi bir zihniyet var. Kerimcan Durmaz işte. Neydi o? O. Burada. Nereden biz Duran Top olayını ben teknik olarak futboldan anlamıyorum. Böyle. Ben sana yarın Ozan'ı davet ederiz. Ozan'la birebir Ozan, konuşuruz. Ozan Tufan. Ozan Tufan. Top uzmanı. Peki. Anladın mı? Erken. Ahmet ne haber oğlum? İyi kardeşim. Çünkü Ahmet. Adamın böylesine kastettiği şey çok açık. Çok açık. Bunu böyle bir cinsi objeye doğru bir şey demiyorum. Kanalize peki, etmeden dolayı peki, yakışmadım peki böyle sana. Bir Türkçe gördün mü sen? Ya olabilir. 50 ya yıl. Herkes Türkçeyi senin gibi Sinan gibi iyi konuşamaz ki. Sinan'ın bir kere Sinan geçen sene demişti ki benim fikrim beni ilgilendirmez demişti. Manasız. Topa zıplamadan bile vuracak futbolcular. Güçlü, kuvvetli. Evet, topa zıplamadan vurulur mu lan? Vurur, vurur. Her türlü vurur bunlar. Topla ne yaptığını bilen yaratıcı oyunculara ihtiyacımız var. Buyur dedik. Biz dedik. Topla ne yaptığını bilecek. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. DM yazın. Sevgili seyirciler. Bol DM atın. Atmayın ya. Yapmayın ya. Sabaha kadar DM atın. Ya telefon kilitleniyor. Söyler misin Ahmet Hocam? Bol bol DM atsınlar. Beni biraz sever. Seven de sevmeyen de. Instagram. Bu gece en az 5000 tane DM istiyorum Sinan Engin'e. Ertem ben de biraz duran top çalışmak istiyorum. Rasim. Reklama gitsin. Ertem. Benim fikrim beni ilgilendirmesin. Tarifini yapayım. Ne biliyor musun? Bunun tarifi yok. Bir dakika dur. Ama müsaade etmiyorsunuz. Ama müsaade et. Benim fikrim beni ilgilendirmezse demek ne ki. Ne yapıyorsun? Ben şimdi bu an böyle bir laf duydum. Çünkü ben de o fikri benimsemiyorum da onun için o anda. Nasıl? Ya söyledim ben de hadi beğenmedim. Hadi böyle şey mi olur canım? Ne alakası var? Benim çünkü fikrim anlattığımı, beni anlattığımı ben de beğenmediğim için benim fikrim beni ilgilendirmez kardeşim diyorum. Bazen ben de istem dışı konuşmalar. Sen duran top çalışır mıydın peki? Efendim? Duran top çalışır mıydın? Yani kibarca saçmaladım diyorsun o an yani için. Yani benim fikrim. Için abi, saçmaladım tamam. Demek istemiş hocam. Zaten bir şey söyleyeyim sana. Evet, bizde zaten 4'te 3 saçmalama var zaten. 4'te 1 bizde normal konuşma var. Ne münasebet ya? Ne münasebet? Sen kendine kes şeyi. Benim fikrim beni ilgilendiren lafı. Hocam bak. Türkçe'de. Hocam advokatı. Kobralarla çıkıyorsun. Şov yapıyorsun burada. Diyorsun ki. Hayır. Şov başka bir şeydir. Kobra değil bir defa piton. Bitti telefon bitti. Geçmiş olsun telefon. Evet. Şu an telefon kilitlendi. Evet. Hedef 1 milyon DM yazıyor. Salih Özmen'e bak. Hedef 1 milyon DM. Gördüm. Allah'ım oku. Hedef 1 milyon DM. DM atanın da attıranın da diyemez miyiz zaten? Bu takımın en önemli oyuncusu Van Persie bir an evvel hazırlamaları lazım. Fizik olarak iyi duruma getirir. Van Persie bu takımda çok yaşar. Burada istiyorsa Fenerbahçeliler hocam araştırsınlar. Van Persie'yi Fenerbahçe'ye çaktılar. Sıkıntılı bir transfer. Bak, arızalı bir transfer. Özel yaşantısı büyük sıkıntılı. Özel yaşantısını bilmiyorum ben. İki tane resmi evli. Resmi değil de iki tane karısı. Bir veya iki tane sevgilisi var. Nereden? Nüfus memurunuz. Nüfus memurunuz. Sosyal uzman mısınız? Birinci eşi Mardan. Mardan maşallah şey ağır bomba gibi. İkinci eşi Monfu. Sevgilisi. 300 kilo var o. Tabii. Nasıl ya?
Abi. Birinci eşi Mardan, ikinci eşi Nikki Empoza. Hocam haremin var ya adamın ya. Harem. Ertem sabah 8.30'da Ahmet Hoca, ben uyuyorum, söylemezsem olmasa da katılıyor mu? Herkesin aşk hayat hocam magazin içeri gibi. Bak buyurun çıkıyor magazin. Abi. Bu adamdan Galatasaray yar falan olmaz. Bu adam gelir. Hocam oynar, İstanbul'da oynar. Bir harem kurar mı bu? Ya adam arızalı adam. Ya. Bak unutmayın. Alın içeri kafasını Mardah, burası büyük adam arızalıdır bak. Birinci eş Mardah diyorsun. Mardah. Bak sen herhalde abi onu bırakmak zorunda kalmış herhalde. Pehlivan gibi. Bak ben beyaz saçlı futbolcuyu sevmem. Bir. Bacak eti görünmeyen futbolcuyu sevmem. İki. Ya bacak eti görünür insanın ya. Şort bir tip olsa. Bacak eti. Bacak eti. Doğru söylüyorum. Sahada bir çift çorapla şort koşuyor gibi ya. Bir şey fark ettiniz mi? Bu son transferler umumiyetle hep siyahi oyuncular geliyor. Evet. Ebu Bakar nereye geliyor? Şeye, Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'a. Galatasaray'a kim geliyor? Hocam, Beşiktaş'a Talisca geldi. Hocam ligin boy ortalaması yükselir gayet güzel. Bu mu yoksa? Bu da kafayı boyatır. Farklı bir şey mi var? Başka boy değil yani normal hepsi uzun uzun. Şenşu, Dinayer, Kavanda. Savunma dörtlüsü. Bu da eş dörtlüsü. Savunma dörtlüsü diyor. Koyduğu resme bak. Ben koymadım. Kendim hangi savunma dörtlüsü diyor. Çençü Kavanda. Bir daha söyle bakalım. Çençü Kavanda. Savunma dörtlüsü dedi hocam. Çençü Kavanda. Erdem. Savunma dörtlüsü dedi. O sırada dört mü çıkar görüntü? Karvan Şenşu, Dinayer ve Kavanda. Dörtlüsü Galatasaray.